Elmasın dünyadaki oluşumu 3 milyar ile 900 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Yüzeyin 150 ile 450 kilometre altında yüksek sıcaklık ve basınçla elmasa dönüşen karbon, volkanik hareketler sonucu kimberlit tadı verilen kayaçların içinde yüzeye veya yüzeye yakın yerlere taşınır. Günümüzdeki doğal elmasların birincil kaynağı da bu kayaçlardır. Tarihi altın kadar eskiye gitmese de insanlığın elmasla tanışması M.Ö. 4. yüzyılda Hindistan'da olmuştur. Akarsu kenarlarında bulunan küçük miktardaki elmas, o dönemin zenginleri tarafından statü sembolü olarak kullanılıyordu. Avrupa'nın elmasıyla tanışması ise 13. yüzyılda İpek Yolu sayesinde olmuştur. Hindistan, 1725 yılında Brezilya'da keşfedilen elmas madenine kadar dünyanın tek elmas üreticisiydi. 19. yüzyıla geldiğimizde Hindistan ve Brezilya artan elmas talebini karşılayamıyordu. Bu iki madenin yıllık üretimi sadece birkaç kilo ile sınırlıydı. 1866 yılında Güney Afrika'daki bir çiftçinin Vaal Nehri'nin kenarında 22 karatlık elmas bulması ve bundan 3 yıl sonra çobanlık yapan bir çocuğun daha sonraları Güney Afrika yıldızı olarak adlandırılacak 83 karatlık bir elmas bulması bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Güney Afrika'da irili ufaklı pek çok maden açıldı. Bunlardan en büyüğü Büyük Çukur olarak da bilinen Kimberley madenidir. Güney Afrika'daki üretim o kadar çoktu ki artık elmas yarı değerli bir taş olarak görülmeye başlamıştı ve fiyatı sürekli azalıyordu. Pek çok küçük maden firması iflasın eşiğine gelmişti. 1869 yılından beri Güney Afrika'daki elmas madencilerine su pompası kiralayan İngiliz girişimci Cecil Rhodes, kazandığı paralarla iflas etmek üzere olan madenleri ve çevredeki arsaları almaya başladı. Bu madenlerden en önemlisi De Beers madenidir. 1888 yılında Cecil Rhodes, diğer maden firmalarıyla anlaşır ve De Beers Konsolide Madencilik Şirketini kurar. Böylece birbiriyle rekabet halinde daha küçük maden firmaları yerine elmas üretiminin %90'lık kısmını elinde tutan bir tek el oluşur. Bu tek elin dışında kalan tek elmas madeni 1902 yılında kurulan Premier Mine isimli firmadır. Ürettiği elmasları Ernest Oppenheimer başta olmak üzere bağımsız elmas tüccarlarına satan Premier Mine'da 25 Ocak 1905 tarihinde şimdiye kadar bulunmuş mücevher kalitesindeki en büyük elmas olan 3106 karatlık Kali'nin elmasının bulunması ile büyük bir servete kavuşan Oppenheimer, 1926 yılında De Beers şirketinin en büyük ikinci ortağı, 1929 yılında ise yönetim kurulu başkanı olur. 1930'lu yıllarda Avustralya, Sibirya ve Batı Afrika'da yeni elmas madenlerinin keşfiyle artan arz ve büyük buhran nedeniyle azalan talepten dolayı fiyatlar düşüşe geçer. Elması olan talebi canlandırmak isteyen De Beers firması, Amerikan reklam ajansı NWIR ile yıllar süren bir reklam kampanyası yürütür. Milyonlarca dolar yatırım ile gazete, dergi, sinema gibi mecralarda sevgiyle elmas eş anlamlı hale getirilmeye çalışılır. Peki bu reklam kampanyaları başarılı oldu mu? Evlilik teklifi denilince sizin de aklınıza ilk olarak tek taş yüzük geliyorsa bu yürütülen kampanyanın başarısıdır. 20. yüzyılın en başarılı sloganı seçilen "A Diamond is Forever" ülkemizdeki haliyle pırlanta sonsuza dek bu reklam kampanyasının eseridir. Piyasada tek el olmak De Beers firmasına ürünleri için istediği fiyatı belirleme fırsatı da veriyordu. Bu fiyat ortalama bir yüzük için günümüzde yaklaşık 4000 dolara tekabül eden 2 aylık maaşa eşdeğerdi ve daha büyük elmas, daha büyük sevgi yıllarca reklam kampanyaları ile insanlara dayatılmıştı. Reklam kampanyaları o kadar başarılı olmuştu ki, İkinci Dünya Savaşı öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde nişan yüzüklerinin sadece %10'unda elmas varken, bu oran 1990 yılında %80'e ulaşmıştı. De Beers, reklam kampanyalarıyla tüm dünyada başarılı olsa da en başarılı olduğu ikinci ülke 1967 yılında reklam kampanyası başlatarak %5 oranında olan elmas yüzük ile evlilik teklif etme oranını 1981 yılına geldiğimizde %60'a ulaştırmayı başardığı Japonya'dır. 1990'larda bu trend Çin'e yayılmaya başlamıştır. 1990 yılında neredeyse elmas yüzük geleneği yokken 2017 verilerine göre Çin'de evlilik tekliflerinin %50 kadarı elmas yüzük ile yapılmıştır. Elmaslardan bahsederken günümüzde çok popüler olan Chocolate Diamonds ticari markasının sahibi Levion'u es geçmek olmaz. 1986 yılında Avustralya'da açılan Argyle elmas madeninden çıkan elmasların %80'i kahverengiydi. Mücevher kalitesinde çıkan kahverengi elmasların karat fiyatı ise 1500 dolar civarındaydı. 2000 yılında Levion firmasının Chocolate Diamonds adı altında kahverengi elmastan yapılan takıları piyasaya sürmesiyle değer kazanan elmaslar, özellikle 2018 yılındaki Grammy ödül töreninde Rihanna'nın taktığı 130 bin dolarlık Levion marka gerdanlıktan sonra karat fiyatları 10 bin dolara kadar çıkmıştır.
De Beers'ın pazardaki payı %90'dan %33'e düşmüş olsa da zamanında popüler kültüre empoze ettiği elmas eşittir sevgi geleneği hala yaşıyor. Ve elmas endüstrisi dünya genelinde milyarlarca dolarlık bir pazar olarak konumunu koruyor. Bugün evlilik teklifi denildiğinde hepimizin aklına gelen tek taş yüzükleri olmazsa olmaz yapan elmasın çekiciliği değil, dahice planlanıp uygulanmış reklam ve pazarlama stratejisidir. Eğer sizin de elmas hakkında söylemek istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazabilir, video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşabilirsiniz.